etkinlikte yer alan isimlerden birisi Lale Mansur'du ve o da telefon attığımızda. Hoş geldiniz Lale Hanım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu ikinci sanıyorum etkinlik Silivri Cezaevi önünde. Daha önce sınıf arkadaşları da gitmişlerdi. Öyle bir fotoğraf da görmüştüm evet. ben. Siz de bugün gittiniz. Türkiye'de sivil toplumun çok yakından tanıdığı bir isim. Ben de şahsen tanıyorum doğal olarak o Kavala'yı. Hemen hemen tanımayan yok. Gazeteciyseniz, sanatçıysanız değil mi? Sivil toplumla bir ilişkiniz Evet. varsa. Ve herkes de çok şaşkın. Siz hangi düşüncelerle oradaydınız ve ne talep ediyorsunuz? Vallahi şaşkın değiliz. Yani tabii yani tutuklanmasına tabii ki şaşırdık. Evet. Yani çünkü Osman burada tamamıyla yani faaliyetleri, kültür, inanç yakınlaşması, sivil toplumun güçlenmesi, barış gibi hedefleri olan ve kendini buna adamış bir insan Osman. Yakın arkadaşım, çok sevdiğim, çok takdir ettiğim her yönüyle bir insan. Ama bu şaşkınlık verici bir şey değil. Çünkü bu bir örnek. Yani bu bu yolda gayret gösterenlerin, barış için gayret gösterenlerin, kardeşçe bir arada yaşamak için gayret gösteren herkese bir gözdağı. Evet. Çok iyi seçilmiş bir örnek. Az önce hükümete yakın medyadan bahsettiniz. Evet. Medyanın %90 kaçını, 90'dan fazlasını oluşturuyorlar. Kastettiğimi ve gerçekten ciddiye alınıp okunduklarında pek, yani okunuyorlardır belki ama pek ciddiye alındıklarını zannetmiyorum. Çünkü bugün binlerce insan var hapishanede, neyle suçlandıklarını bile bilmiyorlar henüz. Çok önemli. Yani böyle bir dönemden böyle geçiyoruz. Bir dönemden ben yaşadığım dönem içindeki bilimum askeri darbeleri 60 hariç, yani yaşım yetmiyor. ama o dönemde kitaplardan ve anılardan görüyoruz. Takip ettim. Bundan daha karanlık bir dönem yaşadığımızı ben hatırlamıyorum. Bir meslek yani büyüğümün... Türkiye Cumhuriyeti tarihi içinde. Bir meslek büyüğümün Efendim? Bir meslek büyüğümün söylediğini söyleyeyim. 1980 darbesiyle ilgiliydi onu söylediği. Biz evet. o zaman neyin yapılmayacağını bilirdik dedi. Bu dönemde neyin yapılmayacağını bilmiyoruz. Çünkü neyini yaparsan başına ne gelir şu anda belli değil diye. Siz yine hattayken bir bilgiyi biz dinleyenlerle paylaşayım. Osman Kavala ile ilgili bir iddia yine iktidara yakın gazetelerde gündeme gelmişti. 15 Temmuz'da Türkiye'deydi Henry Barkey, Amerikalı akademisyen. Osman Kavala'nın Karaköy'de Henry Barkey ile yolunun kesiştiği, yani HTS kayıtlarından yolunun kesiştiği iddiası. Buradan yola çıkarak darbeye katkı verdiği biçiminde bir iddia. Şimdi şunu söyleyeceğim. Gerçekten Osman'ı bir tek 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla suçlamadılar. Yaşı tutmuyor. Yani komedi ötesi bir şey. Devamını söyleyeyim daha enteresan. Henry Barkey orada Karaköy'de başka birisiyle yemekte ve Osman Kavala'yla gerçekten tesadüfen karşılaşıyorlar orada. HTS kayıtlarının aynı zamanda aynı yerde işaret vermesinin nedeni o. Yani bunu mesela söylediğiniz zaman başka bir tablo ortaya çıkıyor. Ama haberlerde şunu görüyorsunuz, aman Allah'ım büyük olay falan. Büyükada'da da benzeri olmuştu. Onlar da işte Gezi benzeri bir süreci başlatmakla suçlanmışlar. Bir Alman vatandaşı da vardı içinde. Yani büyük büyük haberler yapılıyor. Çok ciddi suçlamalar ya yapılıyor. Bahane ve maalesef, çok komik. Bir evet. ciddi bir suçlama falan değil bunlar. Hayır, suçlamaların, gülünç derecede komik şeyler. Tabii suçlamaların kendisi burada büyük ama İçleri boş, o anlamda söylemeye çalışıyorum. Ha, büyük falan evet. değil canım. Bir adamla aynı anda aynı yerde rastlaşmak bir suç mu Allah aşkına? Yok, oradan yani yola çıkarak darbe planlayıcısı diyorlar da ona söylemeye çalışıyorum. Tabii ki ya içi darbenin boş. De ne olduğunu yavaş yavaş anlıyoruz. Artı gerçeği takip ediyorsanız, Ahmet Nesin'i takip ediyorsanız. Evet, onları da ediyoruz. Epey bir açıklayıcı bilgiler var orada. Yani bu ne kadarı darbe, ne kadarı izin verilmiş falan, bunları yani bilmiyoruz. O gece bile. Yani o darbe gecesi bile saat 11.30'da adadaydım. Hı hı. Haber geldi, böyle böyle bir şey var. Açtım televizyonu, baktım. Benim bildiğim darbeler gece sabaha karşı 3'te oluyor. 11.30'da köprünün bir tarafı kapalı, öbür tarafı akıyor bilmem ne. Bir yani ne olduğu bile meçhul bunun. Peki. Ya bırakın suçlamakla bunu, Osman'ı yani komik, yani gerçekten komik. Yani daha neler duyacağız bilmiyorum. Subliminal duyduk, bunları duyduk. Daha neler duyacağız ama... Bir an önce herhalde hukuk zemininde buluşmaktan başka çare yok. Çünkü bu iş bir öyle bir şey kalmadı maalesef. Hala bakalım için nereye doğru evrildiğimizi hiç kimse bilmiyor. Peki. Ama bu kadar adaletsizliğe daha
bu ülkede yaşayan insanlar daha ne kadar tahammül edecek? Ben de merak ediyorum açıkçası. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bir an önce Osman Kavala'nın da özgürlüğüne kavuşması tabii hepimizin dileği. Evet, bu gülünç çok durumun bir an önce sona ermesini gerçekten diliyorum ben Peki, de. Çok sağ olun, hoşça kalın, kolay gelsin. Hoşça kalın.